İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Şahbaryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Köndeki Ermenilere uygulanan soykırım armenosit anıtını sökmek olası mı? Birleşmiş Milletler raportörü. Bakü gelecekte Artsak'ta Ermenilerin varlığına dair tüm fiziksel işaretleri ortadan kaldırmayı planlıyor. Avrupa Birliği'nin belge toplama misyonu Doğu Ermenistan'daki ilişkilerin derinleştirilmesi olasılığını inceledi. Kültürel Soykırım Şehitler Panteonu, Yerebulur'da mezar taşlarının arasından bir gülümseme parlıyor. Bu Dikran'ın kendisidir. Dikran Arçaklı, Arçak'ta doğdu, ailesi o bir yaşındayken Yerevan'a taşındı. Gelecek vaat eden genç, geleceğin doktoru, 20. yaşını yere bulurda tamamladı. Annesi Armine Harutunyan, oğlunun aramayı bıraktığı 10 Ekim'den bu yana geçen korkunç günleri neredeyse her gün yeniden yaşıyor ve 4 Aralık'ta Dikran'ın ve 75 yoldaşının ve de komutanının cenazeleri Hadrut'ta düşman tarafından tuzağa düşürülerek şehit düştükleri tarlada yatarken bulundu. Dikran Arsah'ın Mart'unu içinde görev yaptı. Bir yıl üç aylık askerdi. Çavuştu. Aynı zamanda bölük doktoruydu. Tıbbi bilgisiyle özellikle savaş alanında birçok kişiye hizmet etti. Ancak 11 Ekim savaşı eşit olmayan bir savaştı. 10 Ekim'de Dikran ailesini aradı. Morali çok yüksekti. Bu onun yakınlarını son aramasıydı üst komuta tarafından da birliğin ortadan kaybolmasıyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi. Sadece Hadut'a oradaki ön saflardaki askerlere yardım etmek için gittiklerini ardından iletişimin kesildiğini söylediler. Daha sonra ne olduğu öğrenildi. 76 kişilik bölük Hadrut yolunda düşmanın 500'e yakın özel kuvveti tarafından kuşatıldı. Çocuklar teslim olmamaya karar verdiler. Eşitsiz bir savaşta yüz yüze savaştılar ve onurlu bir şekilde şehit düştüler. Korkunç katliamdan kimse kurtulamadı. Çocukların ölüm koşullarını öğrendikten sonra cenazelerinin düşman kontrolündeki Hatır'da bulunması yakınları için iki kat zalimlik oldu. Haftalar ve aylar geçmesine rağmen ebeveynler çocuklarının kalıntılarını herhangi bir kuruluşun yardımıyla çıkarmayı başaramadı. 76 kişiden sadece üçünün cesedi tanınabildi. Bunlardan biri Dikran'dı. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Taşnak Sutyun'un pek çok ismi gibi Deryan'da Rus birliklerinin Türkiye Ermenistan'ından çekilmesine karşıydı. Deryan, bu soruyu Lenin'e sorar ve tatmin edici bir cevap alır. O çok iyi davrandı ve ortaya çıktı ki askerleri Ermenistan'dan çekin derken Rusya'nın baskısına maruz kalmasınlar ve Rus yönelimini kabul etmek zorunda kalmasınlar diye Ermenlerin bunu talep etmesini kastediyordu. Ermenlerin güvenliği için eğer isterlerse gerekli askeri birliklerin kalmasına da kesinlikle karşı değildi. Bu Lenin'in Deryan'a verdiği kurnaz diplomatik cevaptı ve ardından Stalin tereddüt etmeden Deryan'ın yüzüne şöyle dedi. Birlikleri derhal ayrılma emrini vereceğiz. Ancak Deryan Stalin'e Lenin'in yazısını verip okuduğunda şairin ifadesine göre Stalin zaten farklı konuşuyor. Doğal olarak Stalin Derya'na verilen bu zorunlu tabizden hoşlanmadı. Ancak bu Derya'nı rahatsız etmedi çünkü kendisinin Stalin hakkında olumsuz bir görüşü vardı. Çok saygı duyduğu Şahumya'nın Josef'e karşı küsümseyici tavrını çok iyi hatırlıyordu. İkincisi tavrını hiç gizlemedi ve 1905'teki tutuklanmasına ihanet edenin Stalin olduğunu çünkü saklandığı yeri yalnızca kendisinin bildiğini açıkça söyledi. Sonuna kadar Stalin ya da Koba Şahumyan için Çarlığın casusu olarak kaldı. Halk Komiserleri Konseyi Rus işçi ve köylü hükümetinin Rusya tarafından işgal edilen Türkiye Ermenistan'ındaki Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar özgür kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini duyurdu. Fakat kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi bir dizi garantiyle mümkündü. Kendi kaderini tayin hakkının kullanmasına ilişkin garantileri Batı Ermenistan TV'sinin video sitesinden öğrenebilirsiniz. Türkiye'deki Aydınlık Dergisi'nin yazdığına göre Vatan Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim günü Köln'deki Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit anıtının sökülmesine yönelik çağrısı yereldeki Türk toplumunda büyük bir yankı uyandırdı. Kön Belediyesi'nin aldığı karara göre anıtın sökülmesinin gerekliliği belediye meclisinin 7 Aralık'ta yapılması planlanan toplantısında açıklanacağı öngörülüyor. Şu ana kadar Türk Birlikleri'nin inisiyatifi olan Platform ve Vatan Partisi'nin Almanya'daki temsilciliği bu konunun takipçisi oldu. Deniz Yıldırım ayrıca Almanya'daki Türk toplumuna seslenerek 7 Aralık'ta topluluk temsilcilerinin Köln Belediyesi yakınında toplanmasını ve belediyenin Armenosit anıtının sökülmesi kararına destek verilmesini istedi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinin daimi temsilcisi olan İsviçre'deki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün Arsak'taki önemli kültürel ve dini yerlerin durumuna ilişkin kültürel haklar konusundaki raporunu yayınladı. Birleşmiş Milletler'in Kültürel Haklar Özel Raportörü Bakü'ye gönderdiği bir mesajda önemli Ermeni tarihi, kültürel ve dini mekanlarının ve nesnelerinin devam eden yıkımı ve tahsis edilmesi Artsakh tarihinin organize bir şekilde yeniden yorumlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Ermenlerin varlığının yanı sıra uluslararası insan hakları standartları ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak yapılan baskılar nedeniyle bölgede Ermenilere ve insanlara yönelik ayrımcılık yapılıyor. Birleşmiş Milletler raportörü insanlara, anıtlara ve sembollere yönelik saldırıların tarihin tahrif edilmesinin yer hatlarının silinmesinin ve Ermenilerle ilgili olumsuz koşulların bir araya getirilmesinin kültürel temizliğe dönüşebileceği iddialarından özellikle endişe duyuyorum dedi. Raportör, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin Bakü'de gelişen Ermeni kültürel mirasını Kafkas Albanlarının mirası olarak sunmaya çalışan Ermeni mirasını inkar etme ideoloji ve revizyonist yaklaşımla ilgili endişelerini dile getirdiğini vurguladı. Raportörün raporunda bölgedeki Azeri sanat, mimarlık ve arkeoloji uzmanlarının büyük çoğunluğu revizyonist iddiaları yalanlayarak bunların yanlış olduğunu belirttiği ifadesine de yer verildi. Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonunun başkan vekili Marek Kuberski, Avrupa Birliği'nin belge toplama misyonunun Doğu Ermenistan ziyaretine katılmış ve Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonunu tanıtmıştır. Bunu Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'nun X mikroblogundan öğreniyoruz. Avrupa Birliği Belge Toplama Heyeti, Avrupa Birliği Doğu Ermenistan ilişkilerini derinleştirme ve güçlendirme olanaklarını incelemek üzere Doğu Ermenistan'ı ziyaret etti. Eylül 2023'teki saldırgan askeri operasyonlar ve Artsakh'ın tamamen nüfusundan arındırılmasının ardından Bakü, etnik köken temelinde Ermeni kültürel değerlerini yok etmeye devam ediyor. Bütün bunların kanıtı ise Stepanagert yakınlarındaki Daşuşen köyü yakınındaki tepelerden birinde 50 metrelik ışıklı haçın düşmesiydi ki bu sadece kültürel değere değil tüm Hristiyan Ermeni toplumuna da darbe indirmişti. Düşen Haç'ın videosu ilk olarak Ukraynalı Strana.au'nun Telegram kanalı tarafından yayınlandı. Haç, Arsah'ın kurtuluşu ve savunması için şehit düşen askerlerin anısına 9 Mayıs 2017'de dikilmişti. Avrupa bölgesinin ikinci en yüksek dağı olması, Arsah'ın başkenti Stepanakert'in her tarafından görülebilmesi gece bile görülebilmesini sağlayan özel ışıklarla aydınlatılması küresel kültürel çeşitliliğe katkı sağlıyor. Diğer uluslararası anlaşmaların da temelini oluşturan ve ilk maddesinde şu şekilde tanımlanan 1954 tarihli Lahye Sözleşmesi'ne göre kültürel değer, kökeni veya sahibi ne olursa olsun dini veya seküler dualarına bakılmaksızın mimari, sanat veya tarih anıtları için insan için büyük önem taşıyan taşınır veya taşınmaz mirastır. 1954 tarihli silahlı çatışma zamanlarında kültürel varlıklarının korunmasına ilişkin lahi sözleşmesinin dördüncü maddesine göre, kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık veya misilleme eylemi yasaktır. 1954 tarihli Birinci Lahir Protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır. Kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesine yönelik bu tür bir politika, UNESCO'nun 2003 tarihli kültürel mirasın kasten yok edilmesine ilişkin bildirgesinde de kınanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gohar grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Haninna adlı eseri sunuyoruz. <laughs> eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.